İyi geceler sayın seyirciler. Ordu terfi heyecanı sardı. Yüksek Askeri Şura bugün toplantılarına başladı. Bir üst rütbeye terfi edecek general ve amirallerle generalleri terfi edecek albayların ve emekliye ayrılacak subayların isimleri 4 gün sürecek toplantı sonucunda belirlenecek. Yüksek Askeri Şura'ya Başbakan Erbakan ilk kez başkanlık ediyor. Refah Partisi'nin muhalefetteyken iktidara geçişinde üzerinde en çok durulan nokta ordu olmuştu. Ordunun Refah Partisi'nin iktidara gelmesini istemediği tekrarlanılarak komutanların Çiller ve Yılmaz'a Erbakan'da koalisyon kurulmaması için baskı yaptığı iddia edilmişti. Bunun en büyük nedeni olarak da Genelkurmay'ın Erbakan'ı başbakan olarak Yüksek Askeri Şura'da istemediği gösterilmişti. Yüksek Askeri Şura toplantılarına bugün başladı ve Erbakan başkanlık ediyor. Şura toplantısının en kritik noktası irtica faaliyetleri nedeniyle ordudan ihraç edilmesi planlanan subaylar. Özellikle askeri okullarda öğretmen olarak görev yapan ve öğrencilerine irticai baskı yaptığı iddia edilen subayların ihracı gündemdeydi. Refah Partisi lideri Erbakan'ın başkanlık ettiği toplantıda alınacak en kritik kararlar bu noktada olacak. Bu sene sürpriz terfiler beklenmiyor. Deniz, Hava ve Jandarma Genel Komutanlıklarında üst düzey değişiklik olmayacak. Kara Kuvvetleri'nde ise iki önemli değişiklik var. Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Bayar ve Ege Ordu Komutanı Necati İkizoğlu'nun görev süreleri doluyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 1. Ordu Komutanı Hikmet Köksal'ın getirilmesi öngörülüyor. Ancak Köksal'ın emekliliğine de 1 yıl kaldığı için şimdiki Kara Kuvvetleri Komutanı Hikmet Bayar'ın görev süresinin 1 yıl daha uzatılması da gündemde. Bu arada Ege Ordu Komutanlığı için Harp Akademileri Komutanı Orgeneral Atilla Ateş'in adı geçiyor. 2. Ordu Komutanlığı'na ise Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Orgeneral Doğu Aktulga getirilmesi kuvvetle muhtemel. 2 Kor General ise bu sene Orgeneralliğe terfi edecek. Ancak 3 aday var. 7. Kol Ordu Komutanı Hilmi Özgök, Kıbrıs Barış Komutanı Hasan Kundakçı ve 5. Kol Ordu Komutanı Rasim Betir. Bu 3 isimden biri ya emekli edilecek ya da görev süresi uzatılacak. Orduda tüm atamalar belirli bir plan içerisinde yapılıyor. Buna göre 1998 yılında 2. Başkan Orgeneral Çevik Bire 1. Ordu Komutanlığı, NATO Güneydoğu Avrupa Müttefik Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hüseyin Kıvrıkoğlu'na Genelkurmay Başkanlığı yolu açılıyor. Bu arada sayın seyirciler, Askeri Şura üyeleri 1996 yılının ilk toplantısının ardından Anıtkabir'de atanın huzurundaydı. Yüksek Askeri Şura üyeleri Başbakan Necmettin Erbakan başkanlığında Aslanlı Yoldan geçerek atanın mozolesine geldiler. Erbakan mozoleye çelenk koydu ve saygı duruşunda bulunuldu. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel bugün de Marmaris'teydi. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Demirel, gördüğü manzara karşısında büyük bir felaketten kurtulmuşuz, geçmiş olsun demekten kendini alamadı. Demirel, orman yangınlarıyla daha etkili mücadele için 10 yangın söndürme uçağıyla 50 helikopter alınması konusunda hükümete tavsiyede bulunacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Demirel, cumartesi günü çıkan ve dün kontrol altına alınan yangın bölgesinde incelemeler yapmak üzere Marmaris'e gitti. Demirel, helikopterle tamamen yanıp yok olmuş alanları izledi. Yangından zarar gören vatandaşlarla sohbet eden Demirel, büyük bir felaketten kurtulmuşuz, Cenab-ı Allah korudu diye konuştu. Elimde yanan alanın haritası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Demirel, bu yangından Türkiye'nin alacağı dersler olduğunu söyledi. Mevcut donanımın yangın söndürmede yetersiz olduğuna dikkat çeken Demirel, en az 10 uçakla 50 yangın söndürme helikopterine daha ihtiyacı olduğunu ifade etti. Demirel, yangında can kaybı olmayışının ve yerleşim merkezlerinin zarar görmeyişinin sevindirici olduğuna işaret etti. Cumhurbaşkanı Demirel, bölgenin afete maruz kaldığını vurgulayarak, Muğla Valisi Cemil Serhatlı'dan sosyal dayanışma ve yardımlaşma fonunun bir bölümünün vatandaşlar için ayrılmasını istedi. Öte yandan yangınla birlikte bitki örtüsünün yok olması bölgede yaygın olan arıcılığı tehlikeye soktu. Orman Bakanlığı bölgede arıcılık çalışmalarının devam etmesi için önümüzdeki sonbaharda çiçek açan ağaçlar ve üzüm dikimine başlayacak. Sayın seyirciler, dış ticaret açığının tehlike sinyalleri vermesiyle Gümrük Birliği sonrası ithalattaki patlama ihracatçıları harekete geçirdi. İhracatçılar Meclisi Başkanı Okan Oğuz, Başbakan Erbakan'ı ziyaret ederek ihracat seferberliğinin başlatılmasını istedi. Oğuz, ödemeler dengesindeki açığın giderilmesi için alınması gereken tedbirleri bir dosya halinde Erbakan'a verdi.
Erbakan da ihracatçılara tam destek verdi. Dış ticaret açığının geçen yılın Ocak dönemine göre %135 artarak 1 milyar dolar aşması ihracatçıları korkuttu. İhracatçılar Meclisi Başkanı Okan Oğuz bugün Başbakan Erbakan'ı ziyaret ederek hem gümrük birliği sonrası patlayan ithalatın önlenmesini istedi hem de dış ticaret dengesinin yeniden kurulması için ihracat seferberliğinin başlatılmasına. Biz yeni bir ihracat seferberliğinin başlatılmasının şart olduğunu ve desteğinizle de bu seferberliği başlatmak arzusundayız. Erbakan'dan ihracatçılara tam destek geldi. Başbakan, biz garson devletiz, siz isteyin biz yapalım dedi. Şimdi bu sürüngen durumdan kurtulacağız. İnşallah Türkiye'nin büyük büyüğüne yaraşır rakamlara en kısa zamanda ulaşacağız. Orada bizim çalışma metodumuzu görüyorsunuz. İşte ihracatçı yapacak kardeşlerimiz, işte onların garson hükümetleri. Biz garson hükümetimiz. Sayın seyirciler, Refah Yolu'nun Refahlı Adalet Bakanı Şevket Kazan basından şikayetçi. Bakan Kazan, Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan yasanın cezaevlerinde açlık grevi sonucunda ölen hükümlü ve tutukluların ailelerine mahsusmuş gibi gösterilmeye çalışıldığını söyledi. Adalet Bakanı Şevket Kazan, yazılı ve görsel basında bakanlığınca hazırlanan mağdurun korunmasına yönelik yasa hakkında çıkan haberlere yazılı bir açıklamayla yanıt verdi. Bakan Kazan, anayasanın 2, 17, 19 ve 10. maddelerini hatırlatarak devletin vatandaşın can güvenliğiyle sorumlu olduğunu vurguladı. Adalet Bakanı Şevket Kazan açıklamasında şu görüşlere yer verdi. Cezaevlerinde öteden beri nadir de olsa meydana gelen adam öldürme olayları karşısında öldürülen tutuklu veya hükümlülerin ailelerine birer taziye mektubu göndermek bir insani görev ise de devlet için yeterli değildir. Bakanlığımda bu konuda başlatılan kanun çalışmalarımız yalnızca cezaevlerinde ölüm orucunda ölen hükümlü ve tutuklu ailelerine mahsus bir kanunmuş gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Kanun çalışmaları tamamlandığı zaman gerekli açıklamalar yapılacak ve bu kanundan kimlerin faydalanacağı gerçeği o zaman ortaya çıkacaktır. Sayın seyirciler, Refah Yolu Hükümeti'nin basına getirdiği kısıtlamaların hemen ardından BYT İstanbul İl Teşkilatı medya konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıya katılan Turizm Bakanı Bahattin Yücel, tekerleşmeyi önlemek için yasanın gerekli olduğunu vurguladı ve medya-siyaset ilişkisinin gelişimini anlattı. Basına getirilen kısıtlamalar mecliste sert tartışmalara neden olurken, medya konusu BYT İstanbul İl Teşkilatı'nın düzenlediği toplantıda ele alındı. İl Başkanı Celal Adan, toplantının amacını şöyle açıkladı. Bugün Türkiye birbirini dinleme imkanı elde etse, bugün yaşadığımız problemlerin büyük bir çoğunluğunu yarınlara taşımadan çözme imkanı elde ederiz. Medya-siyasetçi ilişkisini ise Turizm Bakanı Bahattin Yücel açıkladı. Medyayı siyasal partilerin mesajlarını kamuoyuna duyuran en etkili araç olarak niteleyen Yücel, her iki kesimin son dönemdeki çatışmasına değindi. Onlar neden bizi yapacaklar? Biz siyasetçilerimizi yapacağız. Eğer bizlerin, siyasetçilerin gazetecilik yaparak haber düzenlemek, başlık vermek gibi çabaları ne ölçüde hatalı ise medyanın da bakan tayin etmek, başbakan tayin etmek, siyasi parti genel başkanı tayin etmek gibi bir defa girişimleri de aynı ölçüde yanlış ve Türkiye toplumuna mesaj getirmeyecek ölçüde. Yücel hükümetin promosyona getirdiği kısıtlama ise tekerleşmenin önüne geçmek şeklinde özetledi. Ticareti benimsemiş, iş edinmiş bir takım kuruluşlarla basın arasında bir haksız rekabet gösteriliyor. Kaldı ki Batı'nın kendisi de, yöneticilerin düşünceleri de biliyorum. Promosyon konusunda var. Şimdi o rahatsızlığı çözmek bir gerekçeyle bir girişimi konuşlandı. Rusya'nın almış olduğu kararla zor günler yaşayan Laleli esnafına Turizm Bakanı Bahattin Yücel destek verdi. Laleli'yi karış karış dolaşan Yücel esnafın sorunlarına dinmedi. Başta Rusya ve Romanya olmak üzere dünyanın dört bir yanından binlerce insanın gelip trilyonlarca lira bıraktığı Laleli eski günlerini arıyor. Bir nebze olsun esnafın sorunlarını çözmek isteyen Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Laleli esnafını ziyaret etti. İstanbul Valisi Rıdvan Yenişen, Doğru Yol Partisi İstanbul İl Başkanı Celal Adan ve esnaf temsilcileriyle Laleli'yi dolaşan Bakan Yücel, ekonomik bakımdan Laleli'nin eski günlerine dönmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydetti. Biz bu arada sizin daha kolay hizmet edebilmeniz için gereken ortamı sağlarız devlet olarak. Evet. Yoksa fiyatlara müdahale etmek bizim işimiz değil. Sizin maliyetini düşünerek bir takım sübvansiyonlar vermek bizim işimiz değil. Sonuçta bunu serbest piyasa şartları içerisinde kendiniz söyleyeceksiniz. Ama biz buraya gelen Rusya Federasyonu vatandaşı olan bütün turistlere Türk vatandaşına nasıl davranmasını istiyorsak öyle davranacağız.
Bunun dışında başka bir alternatifimiz olamaz. Olamaz. Onları potansiyel tuşlu, onları potansiyel kuruluş yapmak için Türkiye'ye gelen insanlar olarak göremeyiz. Kalabalık bir gazeteci ordusunun takip ettiği Turizm Bakanı Bahattin Yücel, Ömer Lütfi Topal'ın öldürülmesiyle birlikte gündeme gelen kumarhaneler konusunda da açıklama yapmayı ihmal etmedi. Bakan Yücel, kumarhanelere girişleri zorlaştıracaklarını, açılmayı bekleyen kumarhanelere de izin vermeyeceklerini ifade etti. O Nazi Almanyası sinemasının yıldızıydı. 87 yıllık ömrüne sığdırdığı onlarca filmle Alman sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Maria Schneider, Perşembe günü hayata veda etti. Kızı Romy Schneider gibi film yıldızı olan Magda Schneider, 87 yaşında öldü. 1930'lu yıllarda Almanya Film Stüdyoları şirketine girdikten sonra yıldızı parlayan Schneider, Nazi dönemi Almanyası'nın en önde gelen yıldızları arasında sayılıyor. Münih'te tiyatro aktrisi iken ilk filmini çeviren Schneider, en tanınmış filmini 1933 yılında çevirdi. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da kariyerine devam eden Schneider, en son kızı Romy Schneider'la beraber Beyaz Perde'de yer almıştı. Ve Korsika'da terör bir türlü engellenemiyor sayın seyirciler. Perşembe günü erken saatlerde Bastia kentindeki adliye sarayında çıkan yangın, uzun çalışmalar sonunda kontrol altına alındı. Polis olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını açıkladı. Perşembe günü erken saatlerde Korsika adasındaki Bastia kentinde çıkan yangında adliye sarayının büyük bir bölümü yıkıldı. Polis yangının ilk olarak yargıç odasında başladığını, oradan adliye sarayının diğer bölümlerine sıçradığını açıkladı. Bilindiği gibi Korsika uzun süredir terörist eylemlere sahne oluyor. Fransa'dan ayrılmak isteyen bağımsızlık yanlısı Korsika Milliyetçi Örgütü son aylarda eylemlerini artırmıştı. Mayıs ayında silah bıraktığını açıklayan örgüt, Fransa'nın taahhütlerini yerine getirmemesi üzerine adada görev yapan savcı ve yargıçları tehdit ederek saldırılar düzenlemişti. 17 Temmuz'da adayı ziyaret eden Fransa Başbakanı Alain Juppé, yargıçlara ayrılıkçılarla mücadele emri vermişti. Sayın seyirciler, İspanya'daki görme özürlü insanların dünyası artık daha aydınlık. Başkent Madrid yakınlarında görme özürlü insanlar için yapılan müzede, dünya mimarisinin harika örneklerinin minyatürleri sergileniyor. Bu müzenin diğerlerinden en önemli farkı sergilenen eserlerin ellenebilmesi. Tüm dünyada müzelere girildiğinde hep şöyle bir yazıyla karşılaşılır. Müzede sergilenen eserlere dokunmak yasaktır. İspanya'nın başkenti Madrid'in banyosu Pienfuego'da kurulan müzede her şey dokunmak için dizayn edilmiş. Çünkü bu müze görme özürlü insanlar için yapılmış. Günlük hayatlarında mimari yapıları göremeyen insanlar burada onlara dokunarak tanıyacaklar. Dünyanın en tanınmış anıtları arasında yer alan Eiffel Kulesi ve Taç Mahal müzede sergilenen eserler arasında yer alıyor. Ve hava durumu Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre önümüzdeki 24 saat içinde yurdun kuzey kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Bugün bazı illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklıklarına gelince şöyle olacak. İstanbul, Antalya ve Bolu 31, Zonguldak ve Samsun 26, Ankara ve Konya 33, Edirne 35, İzmir 34, Adana 35, Trabzon 28, Erzurum 30, Malatya 36, Diyarbakır 40 derece. Avrupa'da bazı merkezlerde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Londra 25, Paris 27, Roma 31, Belgrad 28, Madrid 36, Amsterdam 20, Varşova ve Münih 26 derece. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin başkentlerinde beklenen günün en yüksek sıcaklıkları ise Taşkent 34, Aşgabat 35, Bakü 31, Duşanbe 33, Almatı ve Bişkek 32 derece. Sayın seyirciler, HBB Haber Merkezi'nce hazırlanan haberleri sunduk. İyi bir gece ve mutlu bir gün geçirmenizi biliyoruz. Hoşçakalın.